Herkese merhaba. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda 22. sezon tablosunu inceleyeceğiz ve ödüllerimizi alacağız arkadaşlar. Evet, şu anda karşımda ilk üçlü açık. Birinci sırada ASR'yi görüyoruz arkadaşlar. ASR'yi gönülden tebrik ediyorum. İntegral Emre'yi ve Raşit abi'yi de tebrik ediyorum. Hepinizin eline sağlık. Nihayet birinci sırada görebildik ASR'yi. Kenobu yendiler. Kenob da New Nation'a yenilmişti. Ondan ikinci sırada kaldık ki zaten ASR Kenobu yense yine birinci kalırlardı. Tebrik ediyorum ASR'yi. Kenob bu kez ikinci ve New Nation üçüncü sırada zaten. En iyi savaşan üçlü bunlar diyebilirim ben. Yani genelde hep bunları üçlü podyumda görüyorum. Evet, şimdi liderlik tablosuna gidelim. Evet. Şimdi gene benim ismimi yazmış. Bug olmuş falan. Ondan isimleri bir geriden söyleyeceğim. Yani sıralamayı bir geriden söyleyeceğim. Evet, For Loki dördüncü olmuş arkadaşlar. Son savaşımızda bunlarla savaşmıştık biliyorsunuz. Çok kasmamıştık ve bizi yenmişlerdi. Eğer biz onları yenseydik onların yerinde biz olacaktık. For Loki birinci sırada ustada, yani dördüncü. Ondan sonra Aizo 8 geliyor. Gamalı'ya selamlar. Sizin de elinize sağlık. 3'te Space Bastards var. Açıkçası bunlar şaşırttı beni. Bunlar bu kadar yükselemezlerdi. İyi. 4'te Sas var. Biz bunları yenmiştik. Arkadaşlar gene üstümüzde kaldılar. Kolay ittifak gelmiş bunlar herhalde. 5'te GT40 var. 6'da biz varız. Benim ismim boş verin. Agent Graffiti olarak hepimizin eline sağlık. Alpe'de, Kenan'a da selamlar. Çok iyi iş çıkardık hep beraber. Zaten bu sezon bize full usta ittifakları geldi. Sadece bir tane Platin 2'den bir ittifak gelmişti. Onun dışında hep usta geldi bize. Yani birazcık 2-3 tane de Platin 1'den ittifak gelse onları rahat yenip yukarılara çıkabilirdik. Belli ki buradakilere gelmiş. Evet. Sonra altımızda Apoko var arkadaşlar. Çok iyi savaş ittifakı bu da. Sonra D69 geliyor. Sonra 2. Apoko. 2 Apoko neredeyse yan yana gelmiş arkadaşlar. Çok iyi. Sonra 11'de Çinli ittifak var. Bunlara yenilmiştik ama altımızda kalmış onlar da. 12'de Palo. 13'te Maiden Brazil, 14'te The Matrix Family, 15'te X7V, 16'da BRJP, 17'de DSVG. Gerçi bunların hepsini bir geriden okuyacağız arkadaşlar. Aslında Apoko 7'de, Diznat 8'de, diğer Apoko 9'da aslında öyle okunması gerekiyor. Ve 17. sırada da Tiflis Lover var. Platin 1'de değil onlar. Onlar da ustada. Benim ismim yüzünden öyle görünüyor. Çoğu sıralamada böyle bug oluyor. Munash ve Svidiyah da usta ödüllerini aldılar. DSVG 16. sırada. Evet, usta bu şekilde arkadaşlar. Ustalar ligine giren ittifaklar bunlar. Şimdi Platin 1'i inceleyelim. Evet, Platin 1'de benim isim boş verin. Sensu 1. sıraya yerleşmiş. Vallahi Sensu için çok üzücü bu. Usta ittifakıydı çünkü bunlar. Platin 1'e düşmüşler maalesef. 1. sırada kalmışlar. Yazık olmuş. Evet, 2. sırada Parade Battle Team var. 4'te New York City Guardians var. Bunlar da ustaya gelirdi. Platin 1'e düşmüşler. 5'te XK9 var. Onlar da usta ittifakı. Düşmüşler. Ondan sonra 2-1-1. New Avengers 2 var. Onlar da usta aslında. Başka SSX1. Düşmüşler. Platin 1'in yukarılarındaydılar. Evet, hiç Türk ittifakı yok maalesef Platin 1'de arkadaşlar. Bu şekilde Platin 1. 2'ye bakalım. Evet, 2'de gene benim ismim tepede yazıyor. NXS var. Noxious Smoke. İttifak macerasında bunlar ilk 20'ye mi, ona mı giriyorlardı ne? Ama savaşta pek başarılı değiller. Sonra The Matrix var. Platin 2'de Cerberus Revenge var. Selamlar Yamaç ve bütün Türk arkadaşlar. Evet, 14'te Rex var. Şu işte Epta Reborn Reload'dan bahsediyorum. 18. sıraya girmişler Platin 2'de. Bunlar bize gelmişti. 19'da da Omni'yi görüyorum. Benim iki eski ittifakım Platin 2'de kalmışlar. Benim zamanımdayken Platin 1'deydiler. Hatta ustaya bile girerdik. Evet, başka tanıdık yok gibi şu anda. Evet, ve 49'da Büyük Taurus var. Yerleri 50 değil, 49 bunların. Benim ismim yüzünden bir geride görünüyorlar. 49. sıraya son dakika Büyük Taurus girmiş. Elinize sağlık. En iyi Türk ittifakı şu anda Büyük Taurus. Şimdi Platin 3'e bakalım. Evet, gene benim ismim var. Evet, 5'te Law Care Bears görüyorum. Elinize sağlık. İttifak macerasında bayağı yukarıda onlar. Dredex var. Evet, Eternals, X-Men. Bu kez Platin 3'e düşmüşler. Bizle kal, usta olacağız demişlerdi bana. Platin 3'e düşmüşler. Gerçi kalsam belki iş değişirdi ama. Eski ittifakım X-Men. Platin 3'e düşmüşler. Evet, 29'da Türk 1923 var. Ondan sonra LSX, beni atmışlardı. Evet, Vefa, asla yalnız yürümeyeceksin var 41'de.
Başka Made in Turkey var. 58'de. Elinize sağlık. Deli Dostluk 70'te. Hasan abiye selamlar. Elinize sağlık. Ahmet abiye selamlar. Bu arada Yasin, sana da selamlar. Türk 1923'teydin sen de. Foreplay var. 82'de. Bunlar ittifak macerasında Yama Savaş'ta kötüler. Relax var 98'de. Bunlar dünya üçüncüsü mü ne ittifak macerasında. Ama savaşta kötüler. Adamlar var 99'da. Elinize sağlık. Eskiler iyi tanır. 104. Elinize sağlık. Yok mu başka Türk ittifakı? Neredesiniz? Bana Thanos'u getirin nerede? Ölümcül bölge var 165'de. Elinize sağlık. Asgard 171'de. Bunlar dördüncü oluyor ittifak macerasında. Evet, Platin 3'te bu kadar. Şimdi Platin 4'e de hızlı bir bakalım. Tu. Aa yok, Tu varmış ama Türk ittifakı olabilir, emin değilim. Öyleyseniz elinize sağlık. Arabiler var 58. Arabiler 58. 19'da. Yine benim ismim yazıyor mu? Evet, 19'dasınız o zaman. Elinize sağlık. Başka hızlı geçmeye başlıyorum artık. Burası uzun çünkü. Evet, Fetih 1453 var. Elinize sağlık. Net kaçırdığım olmuştur. Yazarsınız yorumlara. Yok değilmiş. Lord of the Rings Gambit. Ay bunlar 10. oluyorlar ittifak macerasında ama Platin 4'e kadar düşüyorlarmış bu reytingle. Şaşırtıcı. Göz gözler var 218'de. Elinize sağlık. Abi Özran. Hiç görmemiştim. Türk ittifakıysanız elinize sağlık. Yok bir şey değilmiş. Track yazıyormuş. Türk sandım. Turan ordusu. Türk Turan ordusu var. Elinize sağlık. Gazoz olma efsane ol var. Elinize sağlık. Çok güzel isim. Evet, Platin 4'te bu şekilde. Hala bana Thanos'u getirini göremedim. Turan ordusu var. Altın 1'de. Şöyle hızlı bir bakayım bulabilecek miyim? Aizo 8E mi? Bütün agentlar gibi Aizo'lar da var. İşte burada. Bana Thanos'u getirin. Elinize sağlık. Altın 1'e yerleşmişsiniz. Şans ittifakını göremedim. Büyük ihtimalle onu kaçırdım. Kaçıncı olduğunuzu yazarsınız yorumlara arkadaşlar. Gladyatörler var 154'te. 153 gerçi benim ismim gözüküyor. Elinize sağlık. Evet, başka yok gibi. Zaten eminim bir sürü kaçırdığım olmuştur. Tablo bu şekilde arkadaşlar. Şimdi gelelim ödüllerimize. Evet. Ödülleri açmadan önce şunu göstereyim. 6. sahne telafi ödülleri geldi nihayet arkadaşlar. En fazla böyle ödül geliyor sanırsam. Daha fazlası gelmiyor. Nihayet bu sorunu çözdüler. Sıkıntı kalmadı. Ve gelelim usta ödüllerimize. Usta 6. sıra 30K 6 yıldız kahraman parçası, 40K 5 yıldızlı ve usta unvanı. 2 tane %10'luk, 5 tane %2'lik ve 2 tane de T5'imiz var. Arkadaşlar hayırlara vesile olsun. Usta unvanımız oldu nihayet. İlk defa ustaya yerleşebildim. İşte burada usta. Tabii efsaneyi tutacağım. Arada belki ustayı takarım ama. Evet, şimdi gelelim ödüllerimize. Evet. Öncelikle şunu söyleyeyim. Parça kristallerindeki 6 yıldızları sonraki öne çıkana saklıyorum arkadaşlar. 6 yıldız kristal açılımı şimdi yapılmayacak o yüzden. Sadece 5 yıldızları açacağım.
Evet, 6 gün 5 saat diyor. 6 güne geliyor sonraki öne çıkan. O zamana kadar şimdi kitap 2 geliyor falan, varyant 6 geliyor. Onlardan da biriktireceğim. Aylık maceradan da gelecek. Bunu 73 bine çıkarmaya çalışacağım. Öne çıkanla beraber 5 tane, ay neydi ismi? Ha, Karaizo pazarındakiyle beraber tam 5 tane açmaya çalışacağım. Gidişata göre. Evet, şimdi normal kristallere bir gelelim. Önce %10'luklarımızı açalım. Bir bilim versin. Vermedi. Mutant da güzel. Mutant da oluşmak üzere çünkü. Evet, 5 tane %2'lik açacağız. Ve evet, 2 tane bilim verdi ve ikinci bilimimiz oluştu arkadaşlar. 2 tane S5 bilimimiz var. Artık bir kızıl halk atarım artık yakın zamanda. Kızıl halk çok işe yarıyor çünkü. Bakacağız ama. Evet, buradan başka kristal yok şimdilik. Gelelim 5 yıldızlara. Benim aradığım hiçbir 5 yıldızlı yok arkadaşlar hayalet dışında. Hayalet de bana gelmemeye yeminli zaten. Hayalet gelmiyor bir türlü. Profil resmine bak. Evet, Karuizo pazarına geldim. Öne çıkan 5 yıldızlı kristali alıyorum. Bir tane ondan açacağım. Gerisini normal açacağım. Öne çıkanı açalım şimdi. Buradan beklediğim bir şey de kalmadı. Sasquatch'ın kopyası arttırılır. Volleyer'in kopyası arttırılır. Airwalker'ı bulmadım 5 yıldızlı da. O açılır. Sonra Profesör X kopyalanır. Onun için bir tane daha açayım dedim. Evet, buradan aradığım pek bir hero yok. Sadece yeni hero gelsin veya Profesör X kopyalansın diye açtım ki o biraz zor. Guardian'ı full kopya yaptım. Evet, durduruyorum. Evet, kopya açtık. Bakalım kimi açıyoruz. Quack! Yine mi Hitmonkey? Hitmonkey 3. 4. açışım falan arkadaşlar bu. Çok Hitmonkey açıyorum ben bu kristalden. Evet, 4. açışımmış. 60 kopya oldu, 61. Uyandırmıştım onu. Keşke uyandırmasaydım. Valla. Olsun. Evet, gelelim 5 yıldızlara. Vallahi artık bu 5 yıldızları 10 bin harcayarak 756 yıldızlı almak için feda edeceğim ileride. Şimdi son bir kez daha açayım burada 5 yıldızlarımı. Sonuçta bunlar da 6 yıldızlı parçası veriyor. İlla 750 vermem şart değil. ISO da geliyor yanında. Sırf ISO gelsin diye açılır bu. Hızlı açalım ilk kristalimiz. Tabii ki kopya açacağız. Yine kopya geldi. Ve Cyclops. Ya Quake gereydi keşke. Quake gelseydi de kopyası yükselseydi. Quake full kopya değil bende. Evet, bütün şanssızlığımı burada kullanayım istiyorum. 6 yıldız öne çıkan da şansım yaver gitsin istiyorum. Evet, direkt açıyorum. Tabii ki gene kopya geldi. Bari iyi bir kopya gelsin. Yondu ne ya? Olsun olsun. Kopya gelmesi güzel. 6 yıldızlı parça birikiyor. İzolarla beraber. Bir tane daha açıyorum. Sonra sonuncuyu açacağız. Yine durdurdum. Yine kopya. Bakalım ne veriyor. Ve yine Cyclops. Bütün şanssızlığım buraya gitsin. Evet. İki tane Cyclops açtık. Evet, şu iğrenç teklifi de veriyor sürekli. 3000 krediye 6 yıldızlı kristal bile satılıyor. Şu anda mağazada. Bunu mu alacağız? Evet, sonuncuyu açıyorum. Direkt açacağım onu da. Evet, yine kopya tabii ki. Hadi gene Cyclops ver. Quack! Aa, yok, Taskmaster. Hadi be, bir daha kaysaydı yeni hero gelecekti. Evet, 6 yıldızlı parçalarımızı ve izolarımızı aldık. Güzel oldu. Ben daha çok onları istiyordum. Aa, bu da kopyalanmış ha. Evet, gene iğrenç teklif geliyor. Evet, şunlar için güzel yani bu 5 yıldızlı kristali açmak, o şeyi alacağımıza. 1100'de 6 yıldızlı parçası buradan geldi. Bir de öne çıkan açmıştık. Oradan da Hitmonkey açtık. Toplam 1375 6 yıldızlı parçası aldık buradan. İşte eğer onu alsaydım 1500 alacaktım arkadaşlar. Öyle düşünün. Ondan açmak daha avantajlı. Evet, buradaki kristalleri öne çıkana sattı. Dediğim gibi heyecanla bekliyorum o yeni öne çıkanı. İçinde bir sürü güzel hero var. Hatta savunma için bile güzel hero'lar var. Manting bile var. Sonra ölümsüz halk savunma için kesinlikle iyidir. Yani R3 bile atılır, yani prestij için bile atılır, o prestiji de çok iyi. Evet.
Bu sezonda bu şekildeydi arkadaşlar. Ödüllerimizi açtık. Çok güzel bir sezon geçirdik. Çok çekişmeliydi. Bütün arkadaşlarımın tekrardan eline sağlık. ASR'yi son bir kez daha tebrik ederim. Bu arada bu akşam kitap 2, birinci sahne, birinci bölüm geliyor nihayet arkadaşlar. Canlı yayında hep beraber geçeceğiz onu. Hepinizi canlı yayınıma bekliyorum. Bu videomuz sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Yayına hepinizi bekliyorum dediğim gibi.